Bismillahirrahmanirrahim El vahdetu iki demiş Ed dersu salisu Ed dersu Es salisu Salis üçüncü Demek Üçüncü ders Nedir? La mutarifi Ve daha ney? El hurufu harfler Nasıl harfler? El şemsiyetu Şemsi harfler ve daha nasıl harfler? El kameriyetu ve kameri harfler. Kameri olan harfler ve şemsi olan harfler. Yani bir takım harflerden bahsedeceğiz. Harfleri kendi içerisinde şemsi ve kameri olarak ayırabiliriz. Bu da tecvid ilminde bir konudur. Bu tecvid ilmindeki konuyu kitaba aktarmışlar. Buradan bakacağız. 1. İstemi dinle ile hivar, el hivari diyaloğu hivar diyalog hangi diyaloğu el aşağıda gelen ve a'id ve tekrarla ne hu o diyaloğu sen de tekrarla dinlerken tekrar et diyor mesa'ul hayri hayırlı akşamlar el hayr hayırlı iyi demek mesa akşam iyi akşamlar demek yani Mesela nur. mesa akşam en nur direkt ışık demek aydınlık demek olsa da yine aynı manada kullanılır. Mesaun nur iyi akşamlar demektir. Mesaul hayri hayırlı akşamlar, iyi akşamlar. Manaydı. aynı. İlel görüşmek üzere. Hoşça kal. Ma selamet. Selametle. İkisi de görüşürüz diyor yani bizim Türkçedeki görüşürüzü ilel liqa'i veya ma selame ile ifade edebilirsin. 2. Unzur bak neye ile sureti resme baktım başka ve teemmel ve düşün sümme sonra ne nakış münakaşa et ha, ne hakkında ha o resim hakkında kimle beraber münakaşa yapalım ma'zümelake arkadaşlarınla birlikte na beraber birlikte resme baktığımızda resim yine 10 numara diyebiliriz yani bir çocuğun el takısını tuttuğunu görmekteyiz El burada ne yazıyor? El yazıyor. El elif lam Hemze, lam. buna elif lam. Yani lam tarif budur. Lam tarif nedir? Şu an çizdiğim yerdir. Lam tarifin ne olduğu daha ileri seviye kitaplarda ihtilaflı olduğu yazmaktadır. Yani elif midir? Lam mıdır? İkisi birden midir? Bu tartışma konusu ama ilgili kitapta böyle bir tartışma mahal yok. Elif lam takısına lam tarif denir. Şimdi bir tane kalem diye kelime var. Görüyorsunuz Kalem yazıldı. Yanında da el var. Bu ikisini birleştirirse el kalem olur. Yani bir tane ne var? Kalemun. Kalem. Diyoruz ki bunun başına sağ tarafına el takısı eklersen ne olur? Sonuç olarak el kalem olur. El kalem eliflam takısı ekledik. Bu eliflam takısına lam tarif demekteyiz. Konu bu. 3. İstemiyen dinle iler kelimati kelimeleri el aşağıda gelen kelimeleri dinle. Ve ve tekrarla ha o kelimeleri. Ez zübde tu zübde. Zübde tereyağı demektir. El kısmı kısım bölüm El mizalletu Mizalle paraşüt şemsiye manalarına geliyor En nezzaratu Nezzara gözlük demek El rizgu rızık Es sinnu diş Es sevru Sevr boğa demektir Boğa El kalem, kalem El mibraetu Mibra, mibra açacak demek Kalem açacağı El Zeytunu, zeytin, dediğimiz zeytin. E Turkiyu Türk, E Şemsu Güneş. El Aynu göz demektir. El Kelam kelam cümle, konuşma, söylem. El Kitabu kitap. Er Rahimu Rahim yüce Allah'ın bir sıfatı. Acıma manasına geliyor. Peki şimdi buradaki konu ne? Yani manadan öte burada bir konuş konu işleniyor. Konuşu. Zübde kelimesinin başına eliflam eklenmiş. Mizalle kelimesinin başına eklenmiş. Rızık kelimesinin başına eklenmiş. Kısacası buradaki her kelimenin başına ne eklenmiştir? Elif, lam eklenmiş. Lam-ı tarif eklenmiş. Lam-ı tarif eklenmeden önce okunuş farklı. Eklendikten sonra okunuş farklı. Bir tane örnek yapalım bunlara alakalı. Mesela birincisi nedir? Zübdetun idi. Şöyleydi züb de tun. Zür de Teminli değil mi sonuncu harf? Başına eliflam eklediğimizde yeni yazılış nasıl olur? Orada yazıldığı üzere ezür de tu sonuncu harf artık çift ötre değil. Çift ötre yaptım şu anda. Çift ötre değil tek ötre olacak. Şu an olduğu gibi yani. Ezübdetu. Şu nokta belge yapalım. Zübdetu. Sağa bak. Zübdetun eliflamsızdır. Sonuncu harfte tenvin vardır. Sola bak. Eliflamlıdır. Sonuncu harfte tenvin yok. Tek ötre var. Şunu diyebilirsin. Bir kelimeye eliflam dahil olursa. Tabi kelimenin aslından olmayan eliflam. Yani sonradan bir eliflam eklenirse. Bu durumda kelimenin sonuncu harfinde tenvin göremezsin. Tenvinin yazılması yasaktır. Tenvin iki ötre, iki esre, iki üstün idi. Elif kelimelerin sonunda bunlar dahil olmaz. Yani şurada ezübde tun yazmıyor. Ezübde tu tek ötre. Baştaki el mu. Ha, baştaki elif lamı silersen o zaman gis mun iki ötreli olur. Buradaki kelimelerin her biri için bu geçerlidir eliflem dahil oldu mu Sonundaki tenvin Silinir yani tenvinle yazılmaz ama Burada bunu anlatmak istemiyorlar esasen buradaki Mesaj farklı siz bunu bilin Ama mesaj da farklı Buradaki mesaj nedir Buradaki ana nokta Dikkat çekmek istedikleri nokta nedir Şu an açıkça yazmadılar Ama anlatılmak istenen şey şu nedir? Mesela ilk kelimeler üzerinden anlatayım bunu. Burada ne var? Zübde var. Burada ne var? El kısmı var. Bunları aşağı alacağım şimdi. Hangi kelime aşağı aldım? Belli olsun diye kendimce oklar çizdim. Ez zübdetü kelimesine dikkat et. Ez zübdetü bir kere ez zübdetü diyorum. El zübdetü demiyorum. Yani eliflem eklenmiş olsa da buradaki lamı telaffuz etmiyorum ben. El zübdetü demiyorum. Ez zübdetü. Ne demek istiyorum? Bak sola bak. El ismi. Elif de okundu. Lam da okundu solda. Ama sağda lam atlandı. İşte mesele burada. Ee, burada lam atlandığı için peşine gelen harf yani keskin z'dir burada kendisi. Şedderi yazılmıştır. Sol tarafta lam okunduğu için peşine gelen harf şeddesiz yazılmıştır. Bu önemli bir durum ikinci satırda tam zıttı var. Bak. El mizallet. El lam okunduğu için. Yukarıda lam okunmadığı için şedde vardı. Şimdi anan aşağıda lam okunduğu için şedde gelmemiş peşine. Şeddesiz olarak mim geldi. Sola bak. En El nezaratu. Eliften sonra gelen bunlar elif değil. Sürekli elif di diyeceğim ben yine ama hemze olarak adlandırıldığını bilin bu arada. Hemze ile elif arasındaki fark nedir? Elif hiçbir zaman için hareket almaz. Hareke nedir? Üstündür, esredir, ötredir ve tenvinlerdir. Hemze ise hareke alır. Elif hareke almaz, hemze hareke alır. Aradaki en belirgin fark bu. Aralarında başka farklar da var ama şu anki seviye için onlara gerek yok. En zara Bakın eliften sonra lam var. Okundu mu? Okunmadı. Ha, okunmadığı için peşine gelen harf şeyleri yazılmıştır. Er rizgu. Şunu diyebilirsin. Lam'dan sonra şeddeli bir harf gördüm. Demek ki lam okumayacaksın. Bu da C yani kopyası. Lam'dan sonra şeddeli bir harf var. Demek ki buradaki lam okumayacaksın. Es sinnu. El sinnu değil. Es sinnu. Peki buraya nasıl okumalıyız? Lam'dan sonra şeddeli bir harf gelmiş. Yani herhangi bir harf olabilir. Burada keskin Z gelmiş iken. Lam'dan sonra yani burada nun gelmiş, burada sin gelmiş. Herhangi bir harf olabilir. Herhangi bir harf derken hangi harfler olduğu kesinlikle verilmiştir. Ardı sonra gelecektir. Ee, es sevru. Lam'dan sonra gelen harfi şeddeli görmekteyiz. Bu da ne demektir? Lam okumayacaksın demektir. Lam'dan sonra gelen harfi şeddesiz yazmışlar. Demek ki lam okuyacaksın. El kalemu. Her biri için bu geçerli lamdan sonra gelen harf şeddili. demek ki lam atlanacak okunmayacaktır. Bu neyle alakalı? İşte konumuz şemsiye ve kameriye yani şemsi harfler, kameri harfler. Birisi de lam okunacak, birisinde okunmayacak. Hangisinde ne olacak? Bakalım anlatacaklar mı? İstemi dinle ile kelimati kelimeleri neyle birlikte? Bir el el takısı ile birlikte. Buradaki bi diye okunur bu harf birlikte demektir. El tırnak içerisinde alınmış. Bi el yani el ile birlikte dinle. Ve la hiz ve düşün. Yani la başka bir şey. Hiz başka bir şey değil. La hiz tek bir kelimedir. La ha va kökünden. La hiz incele yani. İrdele emr hazırdır. Neyi incele, irdele? Kıra e te hu. Onun kıraatini, okunuşunu yani ve daha neyi inceleyelim? Kitabetehu, onun kitabetini. Kitabet yazılış demek. O kelimenin yazılışını ve seslendirilişini irdele diyor. Biz esasen az önce irdeledik. İrdele demedi ama ben onu orada o mesajı vermek istediklerini anladığım için incelemeye orada başlamıştım. Şimdi bakalım. Diyor ki kalem diye bir kelime var. Gale mun diye okunur. Yani mim iki ötre temin verilir. Ama ona başına eliflem getirirsen el kale mu tek ötreyle yazılacaktır. Eliflem geldiği için kelimeye. Ve kelime el diye okunuyor. Bak el diye. Çünkü lamdan sonraki harf şeddesiz. O yüzden lamı telaffuz ettik. Yazılış, okunuş, telaffuzda bu var. Yazılışta ne var? Lamın peşinde şeddesiz bir yazılış var. Nezaratun. Elif dahil edersen nezara kelimesine. En zârıt. Ne oldu? Lam telaffuz edilmedi. Telaffuzdaki farklılık. Başka? Nunda da yazılış olarak bir farklılık oldu. Nunda şedde var. Bak sağda nun şeddesiz idi. Solda şeddeli yazılmış. Neden? Başına elif dahil edildiği için. Derracetun. Kendisini elif dahil ederek yeniden yazmaya kalkarsan. Edderracetun. Yani dal şeddelersin bu durumda. Normalde bu kelime derracetundur. Elif ama kendisine e, der eliflamsızdır. Dal şeddisizdir. Eliflam dersen dal artık şeddeli olur. Edder radyotu lam atlanır okunmaz. Dal ise şeddeli okunur. Aynun göz eliflam dersen el aynu. El aynu lam okunur. aynısı ise şeddisizdir. El malu. Mal kelimesi mal diyelim. Mal kelimesi. Elif lam eklersen el olur. Lam okunur. Peşine gelen harf ise şeddisiz yazın. Şemsi harfler, kameri harfler nelerdir? Burada görelim istedik. Kameri harfler şunlardır. Sağdakiler. Şemsi harfler soldakilerdir. Kameri harf, şemsi harf ayrımını yaparsak burada neyin telaffuz edilip edilmeyeceği belirgin deşmiş olur. 5. Eid tekrarla neyi? Kitabetel kelimatil atiyeti. Eid tekrarla kitabetel kelimatil atiyete. Aşağıda gelen kelimelerin yazılışını tekrarla. Ne ile birlikte? Bir el. Eliflam takısıyla. Beraber. Tekrar et. Ne gibi? Kemafil misali örnekte olduğu gibi. Peki sonra sümme sonra da ikra sen oku. Ha o kelimeleri yazdığın kelimelerde bir oku bakalım diyor. Kitabun el kitabı. Eliflam dahil edilmiş. Bakın burada da masada bulunan kağıtta el kitabı yazıyor. Şuradaki yani. Kitap kelimesine eliflam dahil edilmiş. El kitabı olmuş. Yani, zeytunun. Şimdi zeytin kelimesini yazmaya kalktığında belirginleşir o e, iş zeytun kelimesini eliflam dahil edersen şöyle yazılacak. El zeytunu mu demeli, demeliyim yoksa el zeytun mu demeliyim? İşte mesele bu zaten. Bunu istiyorlar. Ne diyeceksin? El zeytunu. El zeytunu. Yani lamı okuduk mu? Lamı okumadık. Niye? Çünkü buradaki e, Z harfi şemsi bir harftir. Yani elif lamdan sonra şemsi bir harf gelirse ne olur? Lam okunmaz. Şemsi harfe şey, şedde verilir. Şuraya yazalım. Diyelim ki ne diyelim? Şemsi harfler. Evet. Elif lamdan sonra gelirse ne olur? Gelirse ne olur? gelirse ne olur? Bu harflere şedde verilir ve lam harfi okunmaz. Evet, bunu ezbere bilmeliyiz. Şemsi de böyle. Peki ya kameri harflerde ne olur? O da bunun zıttıdır. Yani buna göre kameri harflere şedde ve real ve lam harfi okunur. Evet. Şu iki satır yani şu iki satırı bilmeliyiz. Bunu bir yere not almalıyız. Birkaç defa tekrarlamalıyız. Bunu anlamalıyız. Zaten anlamaya elverişli bir süre tekrar edilecektir şimdi. Bir sürü örnek gelecektir. Kursiyun. Elif dahil edersen kürsi kelimesine nasıl yazılır? el kursiyu yani sonuç olarak lam okunur el kursiyu neden lamdan sonra kef gelmiştir ne olmuş gelmişse kef kameri bir harftir yani elif lamın peşine kameri bir harf gelirse kameri harfi şedde verilmez ve kameri harfin sandaki lam telaffuz edilir elif lamın peşine hemen sol tarafa yani şemsiyi olan bir harf gelirse ne olur bu durumda lam telaffuz edilmeyip şemsi harfe şedde verilir. Kameri harfte lam okunur. Peşine gelen kameri harfe şedde verilmez. Şemsiye bir harf gelmişse elif lamda sonra ne olur? Lam okunmaz. Şemsi harfe de şedde verilir. Kursiyun el kursiyu. Çünkü kef kameri bir harftir. Seyyaratun es seyyara. El seyyara diyemezsin. Es seyyaratun ile birlikte yazılacak. Yazalım yazılış belirgin olsun. El seyyaratu Nasıl yazılır? Şöyle seya ratu. harfi -se -ra iki nokta var. Es -se -hatun. El seyyaratu. Mim el mimsah. El mimsahatu. Yani el lam okunur. Çünkü mim kameriyattır. bu, el inebu. El inebu. Lam okunur. Niye? Çünkü lamdan sonra gelen ayn harfi kameri bir harftir. O zaman geçtik. Altı istimiye dinle. İleri kelimati kelimeleri ve a'id tekrarla ha o kelimeleri sümme sonra lahiz irdere. El farka farkı ne ile ne arasındaki fark? Beynel mecmuateyni. Beyni arasında. Mecmuateyn iki grup demektir. İki grup arasındaki farkı da ne yap? İrdele. Kelimeleri oku. Oku dememiş gerçi. Dinle demiş. Dinlemeniz için ben okuyayım dinleyin. Seyyaratun es seyyarat. Burada tamamen yazılmış yani. Seyyaratun eliflam dahil olursa lam okunmayı peşine gelen sin harfi şeddelenir. Neden? Çünkü sin şemsiye bir harftir. Seyyaraten es seyyarete Sin yine şemsi bir harftir. Aynı kelime zaten. Onu anlatmaya gerek yok demek. Es seyyaratu, es seyyarate, es seyyarati. Burada şu söz konusu. Yine önemli bir nokta. İki ötre var değil mi T'de? İki ötre var. Bu iki ötreli bir iki ötreli bir kelime elif dahil olursa ne olur? Tam soru bu. İki ötreli bir kelime elif dahil olursa iki ötre karşyana olarak geçer. Yani eliflamlı lamlı kelime tek ötre olarak geçer. İki üstünlü bir harf eliflamlı lamlı bir de olursa tek üstün. İki esreli bir harf karşyana olarak geçer tek esre. Kısacası Eliflam lam tenvinli bir kelimeye dahil olmuş ise Elif lam tenvinli bir kelime dahil olmuş ise artık o kelime tenvinsiz yazılır. İki ötre ise tek ötreyi düşürür eliflam lam onu. İki üstünse tek üstüne düşürür. İki esre ise tek esreye düşür. Bak seyyaratun iki ötreyle yazılmış değil mi sonuncu harfte? İki ötre var. Eliflam lam dahil edip tekrar yazmışlar. Tek ötre olarak karşıya geçti bahsettiğimiz tenvinler biliyorsunuz ki kelimenin sonuncu harfinde yer almaktadır. Seyyaraten eliflamsızdır. Sonuncu harfte iki tane üstün görmekteyiz. Eliflamlı yaparsan bunu es seyyarate tek üstün olur. Seyyaratin es seyyarati tek esreye düşer. Konu bu. Mevkifun el mevkifu. Burada şu anlatılıyor. Sağ taraf şemsi harflerle yazılmış. Sol taraf kameri ile yazılmış. Durum ne? o bakımda bir değişiklik yok. Elif dahil olduysa şemsi olsun, kameri olsun. Sonuç olarak sonuncu harfte iki ötre varsa tek ötreye düşer. Ne zaman? Kelime elif dahil edersen. Mevkif durak demek. Şimdi mevkifun elif dahil edersen el mevkifu tek ötreye düşer. Bak sağda iki ötre, solda tek ötre. Sağda iki fetha, iki üstün yani diğer adıyla. Solda tek üstün. Sağda iki estre, solda tek estre elif lem, dahil olunca iki teke düşer diyebilirsin yani. Formül. elif lem, dahil olursa iki teke düşer. Bu iki ister ötre, ister feta, ister esir olsun fark etmez. El-Mevkifu. El-Lam okundu peşine gelen mimse şeddesiz. Demek ki mim nedir? Kameriye bir harftir. Elif-Lam. Seyyara. Es-Seyyaratu olarak okunur. Aa, neden? Es seyyara lam okunmadı. Çünkü sin şemsiye bir harftir. 89. Burada kaldık.